Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda size boşaltım sisteminden, yani ürünler sistemden bahsedeceğim. Ürünler sistem, sistemler içerisinde son ikinci olanıdır. Bundan sonra üreme sisteminde işleyip artık sistemleri bitirmiş olacağız. Şimdi boşaltım nedir? Boşaltım sisteminin görevleri nedir? İlk önce bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra boşaltım atıklarımızdan bahsedeceğiz. Sonra da böbreklerin yapısına başlayacağız arkadaşlar. Yani insanda boşaltım sistemini işleyeceğiz. Boşaltım sistemi, yani boşaltım. Şimdi bizim hücrelerimizde metabolizma olayları sonucunda bazı atıklar oluşuyor. Bu atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına biz boşaltım diyoruz. Boşaltım bütün canlılarda ortak olan bir özelliktir arkadaşlar. Ama sistem her canlıda görülmez. Sistem sadece gelişmiş canlılarda görülen bir özelliktir. O zaman şöyle yazalım. Hücrelerde metabolizma sonucu oluşan atıkların uzaklaştırılmasına ne diyoruz? Boşaltım. Uzaklaştırılmasına boşaltım denir. Soru işareti koymak da ne güzel bir şey değil mi? Evet, boşaltım denir dedik. Arkadaşlar peki boşaltım sistemini, yani böbreklerin görevi nelerdir? Bakalım, yazalım şöyle. Boşaltım sisteminin yani böbreklerin değil mi aslında? Böbreklerimizin görevini yazıyoruz. Böbreklerin görevleri. Nelerdir bunlar? Hemen söyleyelim birkaç tane. Arkadaşlar birincisi, vücudumuzun su ve tuz dengesini korur. Yani iyon dengesini korur. İkincisi, kanın pH'ını düzenler. Üçüncüsü, amonyak, üre gibi zehirli maddelerin dışarı atılmasını sağlar arkadaşlar. Dördüncüsü ve en önemlilerinden bir tanesi, bunu unutmayın, al yuvar yapımını sağlayan eritropoyetin hormonunun üretilmesini sağlar, üretildiği yerdir arkadaşlar. Bu hormonun bir kısmı karaciğerde üretiliyor ama büyük bir kısmı arkadaşlar böbreklerde üretildiği için bu yüzden de oldukça önemli bir hormondur eritropoyetin hormonu. O zaman yazalım. Vücudun su ve tuz dengesini sağlar. Tuz dengesini korur diyelim, ya da korur. İkincisi nedir? Kanın pH'ını düzenler. Üçüncü görevi neydi? Amonyak, üre gibi zehirli maddelerin atılmasını sağlar arkadaşlar. Üre gibi zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Dördüncüsü ne dedik? Önemlilerden bir tanesiydi bu. Al yuvar. Al yuvarın diğer adı ne? Al yuvarın diğer adı var mı hatırlayan? Al yuvarın diğer adı eritrosit. Bakın, eritrosit. Eritrosit. Yapımını sağlayan eritropoyetin, bakın adı üstünde, eritrosit, eritropoyetin arkadaşlar, buradan aklınıza gelsin, eritropoyetin hormonunu üretir. Evet, böbreklerimizin görevleri bunlar. Dediğim gibi eritropoyetin az miktarda karaciğer tarafından da üretiliyor ve kırmızı kemik iliğini uyararak al yuvar üretimini sağlıyor. İsterseniz karaciğerde üretildiğini not olarak yazalım arkadaşlar. Şöyle şuraya not yazalım. Notumuz şu. Görünüyor değil mi? Evet. Eritropoyetin hormonu az miktarda karaciğerde de üretilir ve kırmızı kemik iliğini uyarır. Buradan da al yuvar üretimini sağlar arkadaşlar. Evet, boşaltım sisteminin görevleri bunlar. Şimdi gelelim arkadaşlar,
Bizlerin boşaltım atıkları nelerdir bakın. Hayvanların yani bütün hayvanlar için söylüyoruz, hayvanlar alemi için söylüyoruz. Temel olarak boşaltım atıkları şunlar bakın. Karbondioksit bir boşaltım atığıdır. Su, amonyak, üre, ürik asit bunların hepsi birer boşaltım atığıdır arkadaşlar. Bunları farklı farklı yollarla dışarı atıyoruz. Bizim için burada önemli olan amonyak, üre ve ürik asittir. Ama karbondioksit ve suyun atılımından da bahsedeceğiz. O zaman yazalım. Amonyak nasıl oluşuyor? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Şöyle yazalım. Hayvanların temel boşaltım maddeleri nelermiş? Karbondioksit, su, amonyak. Amonyak neydi formülü? NH3. Amonyak, üre ve ürik asittir. Ürik asittir. Peki amonyak nasıl oluşuyor bakalım. Arkadaşlar amonyak azotlu bir bileşik olduğu için azotlu moleküllerin parçalanması sonucunda oluşacak. Nasıl oluşur? Bakın birincisi aminoasitlerde ne vardı? Proteinlerde azot var. Bu yüzden de aminoasitlerin parçalanması sonucunda oluşacak. Aminoasitlerin oksijenli solunumla yıkılması ya da arkadaşlar aminoasitlerin glikoz gibi moleküllere dönüştürülmesi sonucunda oluşuyor. Çünkü glikozda azot yok. Mecburen aminoasit glikoza dönüşürken ne yapacak? Azottan kurtulacak. Bu yüzden de amonyak molekülü oluşacak. O zaman yazalım. Aminoasitlerin glikoz gibi moleküllere dönüşmesi sonucu oluşur. Evet bu şekilde arkadaşlar amonyağın oluşum aşamaları. Şimdi bakın amonyak çok zehirli bir moleküldür. Bu yüzden de bol su ile seyreltilip o şekilde dışarı atılması gerekiyor arkadaşlar. Bizlerde bol su bulunmadığına göre mesela balıklar boşaltım atıkları direkt amonyaktır. Çünkü balıklar zaten suyun içerisinde yaşıyorlar ve su gibi bir sıkıntıları yok. Bu yüzden de direkt amonyak olarak atabiliyorlar. Ama karaya çıktıkça ne oluyor? Bakın su ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla bizler eğer amonyak olarak atıyor olsaydık bol suyla birlikte dışarı atmak zorundaydık. Bunu yapamayacağımız için ne yapacağız? Biz amonyağı farklı moleküllere dönüştüreceğiz. Neye dönüştüreceğiz peki? Bizler üreye dönüştüreceğiz. Bazı canlılar da ürik asite dönüştürerek dışarı atacak arkadaşlar. Yazalım o zaman. Şöyle yazalım. Amonyak çok zehirli bir molekül olduğu için bol su ile seyreltilmelidir. Yani bol suyla birlikte dışarı atılması gerekiyor. Ama karada yaşayan canlılar ne yapıyor? Su ihtiyacı olduğu için bunu üre ya da ürik aside dönüştürüyor. Canlılar dediğimiz karada yaşayan hayvanlardan bahsediyoruz aslında. Canlıların çoğu su kaybını azaltmak için amonyağı ne yapıyor? Üre ya da ürik asite çevirir. Ürik aside çevirir. Arkadaşlar canlıların sınıflandırılmasından omurgalıları hatırlayalım. Bakın omurgalılarda 5 tane sınıf vardı. Neydi bunlar? Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memeliler. Balıklar amonyak olarak direkt atıyorlardı. Az önce de söyledim. Kurbağalar yani amfibilerle memeliler üre olarak dışarı atar. Kuşlar ve sürüngenler de ürik asit olarak dışarı atar. Yani bu belki karşınıza çıkabilir. Hani genellikle TET konusudur ama boşaltım sistemi içerisinde AYT sorusu olarak da sorabilirler. Peki biz bunu ürik asite çevirdik. Bu nedir? Bu arkadaşlar karada yaşayan hayvanlarda su kaybını azaltan bir adaptasyondur. O zaman bunu da yazalım. Bu olay karada yaşayan
Karada yaşayan hayvanlarda su kaybını azaltan bir adaptasyondur. Adaptasyon neydi? Ortama uyum, değil mi? Adaptasyondur. Evet. Bu şekilde bizim boşaltım sistemi ile ilgili ilk söyleyeceklerimiz. Peki gelelim. Az önce söylediklerini bir de yazalım arkadaşlar. Dedim ya, ürik asit olarak sürüngenler kuşlar yapıyor, amonyak olarak balıklar atıyor diye. Bunu şöyle bir yazılı hale getirelim. Dediğim gibi karşınıza mutlaka çıkabilir. Şöyle yapacağız. Bakın şuraya proteinler ve nükleik asitler diyeceğim. Çünkü bunların yapısında azot vardır. Şöyle proteinler ve nükleik asitler. Nükleik asitler. Şimdi bu moleküller parçalandığında ne oluşuyor? Amonyak oluşuyor. Arkadaşlar bu amonyak, bakın, ATP harcayarak ya üreye dönüştürülür ya da neye dönüştürülür? Yine ATP harcayarak ürik asite dönüştürülür. Ürik asit ya da direkt amonyak olarak dışarı atılır. Bakın, direkt amonyak olarak dışarı atan canlılar kimlerdir diye sorulursa kimler? Balıklar ve kurbağa larvaları. Kurbağa larvaları. Neden kurbağa larvaları diyoruz? Çünkü bunlar larva halindeyken suyun içerisinde yaşıyorlar. Bu yüzden de amonyak olarak atabilirler. Peki üre olarak kim atar? Arkadaşlar üre olarak ergin kurbağalar, yani yetişkin kurbağalar. Ergin kurbağalar ve memeliler. Memeliler üre olarak atarlar. Peki gelelim. Ürik asit olarak kimler atar? Arkadaşlar omurgasız hayvanlardan böcekler. Böcekler. Omurgalılardan kuşlar. Ve sürüngenler. Bunlar da ürik asit olarak dışarı atıyorlar. Azotlu atıklarını. Evet. Bizim dediğimiz gibi protein ve nükleik asitler ilk önce amonyağa dönüştürülüyor. Daha sonra bu amonyak balıklarda ve kurbağa larvalarında direkt dışarı atılır. Çünkü suda yaşayan canlılardır bunlar. Böcekler, kuşlar ve sürüngenler tarafından ürik asite çevriliyor. Ergin kurbağalar ve memeliler tarafından da üreye çevriliyor. Peki üre nasıl oluşuyor arkadaşlar? Üre nedir? Nasıl oluşur? Buna bakalım. Hemen yazalım üre nedir diye. Arkadaşlar, üreye çevrilmesinin sebebi, bakın, üreye çevrilmesinin sebebi, şuraya üre yazalım. Vücutta daha çok biriktirebiliriz. Yani bunun depolama gibi bir sıkıntısı yok. Çünkü zehirsiz hale getiriyor. Yani daha az zehirli hale getiriliyor amonyak. Eğer amonyak olarak atsaydık direkt atmak zorundaydık. Bu yüzden de sürekli tuvalete gitmek zorundaydık. Bizim yaşam tarzımıza baktığımızda sürekli tuvalete gidebilme gibi bir şansımız yok. Bu yüzden de üreye çeviriyoruz. O zaman ürenin çevrilmesinin sebeplerinden biri neymiş? Vücutta daha çok biriktirilebilir. Biriktirilebilir. İkinci özelliği ise arkadaşlar, enerji harcanarak depo edilir. Enerji harcanarak depo edilir. Depo edilir. Evet, ürenin özellikleri bunlar. Şimdi size bir de boşaltım sisteminin girişinde şunu da anlatmak istiyorum. Amonyak, üre ve ürik asitin karşılaştırılması var. Bazı özellikler bakımından karşılaştırılması var. Bunlardan bahsedelim. Ürenin nasıl dönüştüğünde bahsedelim. Daha sonra bu videoyu bitirelim. Arkadaşlar şöyle yazacağız. Amonyak, üre ve ürik asidin karşılaştırılması. Nasıl olacak bunlar? Birincisi zehir miktarına göre. Bakın. Şöyle bir diyorum. Zehir miktarına göre. Arkadaşlar zehir miktarına baktığımızda en zehirli olan kimdir? Amonyak. Daha sonra kim zehirlidir? Üre. En az zehirli olan ürik asittir. Zehir miktarına göre bu şekilde. En zehirli olan amonyak, sonra üre, sonra ürik asittir. İkinci özelliğimiz arkadaşlar, atılan su miktarı.
Atılan su miktarı. Miktarına göre diyelim. Şimdi bakın ne dedik? Amonyak çok zehirlidir. Bu yüzden bol suyla dışarı atılması lazım. O zaman ilki amonyak. Daha sonra üre gelir. Neden? Çünkü kendi idrarımızı düşünün. İdrarımız nedir? Bol suludur arkadaşlar. Dolayısıyla üre, en az suya ihtiyaç olan ise ürik asittir. Mesela kuşlar. Kuşlar yaptıkları zaman, hani boşaltım atıklarını attıkları zaman gördüğünüzde hani onda çok az bir miktarda su bulunduğunu anlayabiliriz. Gelelim üçüncüsüne. Dönüşüm için gereken ATP miktarına göre. Dönüşüm için gereken ATP miktarına göre. En fazla ATP ürik asit için gereklidir arkadaşlar. Ürik asit. Daha sonra üre için gereklidir. Zaten amonyak nedir? Dönüştürülmeden direkt olarak atılıyor. O yüzden en sona da bunu yazıyoruz. Evet, karşılaştırma dediğimiz özellikler bunlar. Arkadaşlar, amonyaktan ürenin sentezi karaciğerde gerçekleşiyor. Yani amonyaktan üre oluşumu karaciğerde olur. Biz bu döngüye ornitin döngüsü diyoruz. Burada ATP harcanıyor ve amonyak molekülü üreye çevriliyor. Peki nasıl oluyor? Hemen yazalım. Amonyaktan üre sentezi karaciğerde ne döngüsü diyorduk? Ornitin döngüsü. Ornitin döngüsü ile gerçekleşir. Bu döngü nasıl arkadaşlar? Bakın, iki tane amonyak molekülü, iki tane NH3 karbondioksitle tepkimeye giriyor. Daha sonra üre artı su oluşturuyor arkadaşlar ve bu olayda kesinlikle ATP harcanıyor. Zaten burada da gerekli ATP'yi gördük. En fazla ürik asite, sonra üreye gerekli ATP. Bu şekilde biz boşaltım sistemine giriş kısmını bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda insanda boşaltım sistemine başlayacağız arkadaşlar. Böbreklerin yapısı gibi özellikleri göreceğiz. Daha da detaylarına başlayacağız. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.